Biraz geniş hocam, hocam biraz daha geniş. İçin toplanmış bulunuyoruz. Sayın Bakanım, tadelerinizle programımıza başlıyoruz. Evet, AK Parti lider milletvekili. Bugün gerçekleştireceğimiz açılışlar ve attığınız yeni temeller, inanıyorum ki Niğde'mizin büyüme ve kalkınma yolculuğuna önemli bir ilme kazandıracak. Milli teknoloji hamlesi hedefleriniz doğrultusunda aşkla çalışan yorulmaz, bize yorulmak, pes etmek yakışmaz diyoruz. 22 yılda Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi aziz Türk milleti çok iyi biliyor. Yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında büyümemizi kesintisiz sürdürerek milli gelirimizi 1 trilyon 158 milyar doların üzerine çıkardık. Küresel tedarik zincirlerinde ve enerji arzında yaşanan kırılmalara, yaşadığımız deprem felaketlerine rağmen 261,5 milyar dolarla ihracatta tarihi bir rekora hep birlikte imza attık. Son 22 yılda oluşturduğumuz siyasi istikrar iklimi, rekabetçi, sürdürülebilir sanayi ve üretim altyapısı, güçlü Ar-Ge ve inovasyon ekosistemiyle sayısız vizyon projeyi hep birlikte gerçekleştirdik. Başkalarının hayal dahi edemeyeceği 100 yıllık projeleri çeyrek asra sığdırarak ülkemizin tarihine ve talihine yeni bir istikamet kazandırdık. Savunma sanayinde tarihin en büyük yerleşme hamlesini başlattık. Piyade tüfeğinde dahi başkalarına bağımlı olan bir ülkenin kendi tankını, gemisini, topunu, füzesini, roketini, uçağını, helikopterini, insansız hava araçlarını üretebilen ülkelerden biri haline dönüştürdük. Savunma sanayinde yakaladığımız ivmeyi yüksek teknolojili diğer alanlara adım adım taşıdık. Ülkemizin teknoloji geliştirme kabiliyetinin nişanelerinden yerli ve milli elektrikli otomobilimiz TOGG'u milletimizin hizmetine sunduk. Bu gurur tablosunda aslan payı elbette ki Türk sanayinindir. Üretimin lokomotifi organize sanayi bölgelerimiz, Türkiye yüzyılında ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıma davamızda en kuvvetli gücümüzdür. Niğde'mizde son 22 yıldaki planlı sanayileşme hamlemizden ziyadesiyle payını aldı. 2021'de tescil verdiğimiz Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi'yle şehrimizdeki OSB sayısını 3'e çıkardık. Organize sanayi bölgelerimizin altyapı ve üst yapı projeleri için sağladığımız 1,3 milyar lira finansmanla OSB'lerimizde 6.700 ilave istihdam oluşturduk. Bizler Niğde'yi önümüzdeki dönemde yıldızı parlayan şehirlerimizden biri olarak görüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yatırım ve Ar-Ge teşvikleriyle OSB'lerimize verdiğimiz desteklerle Niğde'mizin büyüme ve kalkınma yolculuğunda her daim yanında olmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim. Niğde'de 22 yıl öncesinde COSGAP desteklerinden yararlanan KOBİ'lerin sayısı bir elin parmağını dahi geçmiyoruz. COSGAP 2002'den bugüne şehrimizde 5800'den fazla KOBİ'mize 696 milyon lira katkı sundu. TÜBİTAK akademik, bilim insanı ve özel sektör Ar-Ge destek programları kapsamında 48 proje ve 668 bilim insanına 136 milyon lira destekte bulundu. Ahiler Kalkınma Ajansımız, kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 180 projesine 403 milyon lira destek oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bizler teşviklerimizi ve desteklerimizi çeşitlendirerek ve zenginleştirerek siz değerli sanayicilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Yeter ki çalışmaya ve üretmeye devam edin. Biz her daim yakınınızda, yanınızdayız. Eser ve hizmet siyasetiyle Niğde ve Türkiye için hep birlikte çalışacağız. Niğde inşallah Türkiye yüzyılına yaraşır bir şehir haline getireceğiz. Sözlerime son verirken açılışını yaptığımız fabrikalarımızın Niğde'mize ve ülkemize hayırlı olmasını bir kez daha temenni ediyorum. Temellerini attığımız tesislerin faaliyete geçtiğinde şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınma yolculuğuna katkı sunmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ülkemizin milli sanayi ve teknoloji hamlesine katkıda bulunmak, Ar-Ge ithalatından kaynaklanan dışa bağımlılığı azaltmak,
katma değeri yüksek ürünler ile uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artırmak ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak amacıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın birçok çalışması bulunmaktadır. 2005 yılında yaklaşık 13 milyon metrekare olan sanayi alanımız bugüne geldiğimizde 6 kat artarak yaklaşık 77 milyon metrekareye ulaşmıştır. Bu süreçte OSEB'lerimizin alanları 8 milyon metrekareden 30,5 milyon metrekareye çıkmıştır. NİDE güçlü olduğu madencilik, gıda ve tekstil sanayisiyle birlikte yeni açılan sanayi alanlarında üretimlerin başlamasıyla nitelikli bir sıçrama yapmayı hedeflemektedir. Bu hedef şehrin hem tarımsal üretim potansiyeli hem de altyapısı hem de NİDE'de üretilen mamul ürünlerin iç ve dış pazarlara erişim sağlayacak ulaştırma ağıyla uyumlu ve gerçekleştirilebilir bir hedeftir. Bugün açılışını yapacağımız tesislerle temellerini atacağımız tesisler NİDE'nin sanayi konusundaki potansiyelini çok iyi bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu tesislerin memleketimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii biz burada sembolik bir temel atma gerçekleştiriyoruz. Aslında tesislerin bir kısmının inşaat süreçleri de halihazırda başladı ve devam ediyor. İnşallah bu tesislerin tümü NİDE'mizde istihdamın, üretimin adresi olacak. Her fabrika Allah'ın izniyle ülkemiz için bir kaledir anlayışıyla hep birlikte bu tesisleri organize sanayi bölgelerimizde yükseltmeye devam edeceğiz. NİDE'mize, ülkem ya Allah, bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, bismillah. Girme.